Merhaba tekrar. Üçüncü bölüme başlayalım. Bakalım bu bölümde bitirebilecek miyiz yoksa dördüncü bölüme de kalacak mı? Oldukça detay gidiyoruz çünkü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yetkisinin güçlendirilmesi. Tamam. Anlatıyor. Meclis millet adına yürütmeden bilgi alabilmesini, aksaklıklar karşısında hükümete hesap sorulabilmesini sağlayacak araçlar arttırılacak ve var olan araçlar etkili kılınacaktır. Çok güzel. Mesela hesap sorulabilmesinden yani. Soru soruyorsun, 30 gün içinde cevap vermesi lazım, cevap vermiyor. Niye vermiyor? Vermezse vermez oluyor. Yani bu bilgi bende yok demek bile bir cevaptır. Niye vermiyor? Verilmemesi mevcut sistemdeki en büyük sıkıntı. Dolayısıyla buradan şunu anlıyorum. Mevcut sistemdeki 30 gün içinde yazılı cevap verecektir. İş yükü bilmem ne falan filan yazıyor. Onu herhalde cevapsız bırakılmayacak diye bir hüküm getirilmesi gerekiyor. Peki. Sözlü soru mekanizması. Bu yazılı olan bence. Evet. Sözlü soru mekanizması belirli bir süre cevap verilmesi zorunluluğu ile kabul edilecek. Bu denetim mekanizmasının etkili kılınması sağlanacaktır. Evet, öyle olsun. Ha, yazılı soru önergesi mekanizması etkili kılınacaktır. Peki bu neydi ya? Meclisin millet adına yürütmeden bilgi alabilmesini. Meclisin millet, ha, bu milletvekillerinin. Tamam, öbürküler de. Bu ayrı bir şey mi bilemedik. Sözlüğü anladık. Yazılı soru önergesine geldi. Yazılı soru önergelerine süresi içinde cevap verilmişti. Bunu söylüyorum. Halinde ilgili bakana yaptırım uygulanması sağlanacaktı. Oh, ağzınıza sağlık. İşte bu. Bunu diyorum. Burada onu anlattım. Ama burada bu evrak ne anlatıyor? Onu anlamadım. Bu durumda. Tamam. Hükümet, başbakan ve bakanlar hakkında gen soru verme yetkisi tesis edilecektir. Hükümet ile başbakan hakkında gen soru yapıcı kurucu güvensizlik uyuş şartına bağlanacaktır. Başbakan. Başbakanımız olacak. Evet. Gen soru verme yetkisi. Tamam. Güzel. Nasıl? Kurucu güvensizlik. Başbakan hakkında gen soru. Yapıcı kurucu. Güvensizlik oyu. Bunu bilmiyorum. Araştırmam gerek. Yapıcı kurucu güvensizlik oyu. Bilmediğim bir şeyle karşılaştım. Bunu araştırmalıyım. Geçelim. Genel görüşme ve meclis araştırması mekanizmaları etkili kılınacaktır. Bir yasama yılında en az 20 gün gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşmeler açılabilmesi mümkün olacaktır. Böylece meclis muhalefet partilerinin seslerini duyurabildiği, inşallah millet meselelerinin serbestçe konuşulduğu ve tartışıldığı bir müzakere organı haline getirilecektir. Şimdi bir yasama yılında en az 20 gün. Güzel. Net, somut bir hüküm. Evet, burada var. En az 20 gün olması. Yani en az 20 günden daha fazla olmalı. Yani meclis tutanaklarını çok yakından izleyen biri olarak söyleyebilirim. En az 20 gün olmaz. Daha fazla olmalı. En az kısmına güvenip geçiyorum. Meclis soruşturması mekanizması hem yapısal hem de işlevsel olarak etkili hale getirilecektir. Evet, yapılsa iyi olur. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği olarak kamu kurum ve kuruluşların da meclis tarafından etkili şekilde denetlenmesi sağlanacaktır. Bu yeni bir şey. Güzel. Bu denetimin işte, evet, şimdi böyle bir şey var.
var ama şu söylemle örtüşmüyor. Dolayısıyla bu şekilde söylenmiş olması güzel. Etkili şekilde denetlenecek. Bu denetimin işlevsel olabilmesi için, evet belki de bunu demek istiyor. İşlevsel değil, söylemiş var ama işlevsel değil. İşlevsel olabilmesi için meclis denetimi kapsamında davet edilen kamu görevlilerinin davete icabet etmesi zorunlu kılınacaktır. Güzel. Ben olsam şöyle yazardım. Evet, bunu söylemiş. Bunu söylemiş. İyi söylemiş. Zaten bu sistem var. İyi söylemiş. Davette şu kadar süre içerisinde icabet etmesi zorunlu kılınacaktır. Denseymiş daha iyiymiş. Meclis araştırma, soruşturma ve denetim komisyonlarının yapısı ve çalışma usulüne dair düzenlemelerle bu komisyonların görevlerini etkili ve verimli şekilde yerine getirebilmeleri sağlanacaktır. Bu da bir vaat. Adil şekilde komisyonların yönetimine ilişkin olarak. Komisyonların yönetimine ilişkiler. Mecliste yer alan tüm siyasi parti gruplarının adil bir şekilde temsil edilmeleri temin edilecektir. Nasıl acaba? Buraya yazmaları beklenmez tabii de yani merak ettim. Bu nasıl yapılacak? Nasıl yapılacak? Bunu merak ettim. Takip ederim. Komisyon faaliyetlerinin gereğini uygun şekilde yerine getirilmesini temin etmek amacıyla meclis denetimi kapsamında davet edilen herkesin davete icabet etmesi zorunlu kılınacak. Komisyonların çalışmalarının niteliğini arttırmak üzere gerekli bütçe ayrılacak. Zaten öyle. Komisyonların uzmanların ve akademisyenlerin katılımı sağlanacaktır. Çok güzel. Yine bu kadar. Yani bunlar zaten var. Var. Zaten var. Devam edecek. Peki. Yine bu kapsamda devlet sırrı ve ticari sır kavramları meclisin bilgi edinme denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlanacaktır. Güzel. Denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde. Tamam. Somut. Bütçe hakkının devredilmezliği. Vatandaştan toplanan vergilerin ne şekilde harcandığının etkili şekilde denetlenebilmesi için meclisin bütçe hakkı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devredilemez bir yetkisi ve denetim aracı olarak düzenlenecektir. Ha. Bakanlıkların ve kamu kurumlarının bütçesinin plan ve bütçe komisyonunda görüşülmeden önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi sağlanacaktır. Zaten öyle. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonu kurulacak ve kesin hesap kanun tasarılarının bu komisyonda görüşülmesi sağlanacaktır. Kesin hesap komisyonunun başkanı ana muhalefet partisinden olacaktır. Bu ilginç. Bu ilginç. Evet, bu ilginç. Bir şey demiyorum. Kesin hüküm. Kesin hüküm içeren bir paragraf. Evet. Güzel. Mutabakat metni yakışır bir cümle. Sayıştay raporlarının tamamının kesin hesap komisyonuna sunulması sağlanacaktır. Peki, güzel. İstikrarlı bir hesap verebilir yürütme. Tamam. Şimdi ne var? Tarafsız, siyasi sorumluluğu olmayan Cumhurbaşkanı ile yürütmenin asıl yetkili ve sorumlu kanadı olan yasama organı içinden çıkan, meclisten çıkan, meclise karşı siyasi sorumluluğu bulunan Bakanlar Kurulu'ndan müteşekkil bir yürütme organı. Tamam. Başbakan, bakanlar, bakan güçlendirilip etkili hale getirecek. Ve hükümet istilal, yani her ne kadar yeni eskiye dönmüyoruz, yeni deniyorsa da evet işte parlamenter sistemin gereklerini buraya sıralamış. Zaten eskiden de böyleydi. Cumhurbaşkanı 7 yıl. Görev süresi 7 yıl. Bir dönem için seçilebiliyor.
tarafsız bir makam olarak düzenlenecek. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiyle ilişiği kesilecek ve görevi sona eren Cumhurbaşkanı aktif siyasette görev alamayacaktır. Şimdi bu eskiden de böyleydi. Yenisi görevi sona eren Cumhurbaşkanı aktif siyasette görev alamayacaktır. Bu yeni eklenmiş çok güzel genel bir spesifik bir hüküm. Başka hiçbir destek cümleye, kelimeye ihtiyaç duymuyor. Yürütmeye dair icra yetkiler TBMM'ye karşı siyasi sorunu olan başbakan ve bakanlardan oluşan bakanlar kurulu tarafından kullanılacak. Tamam. Ay, tamam zaten eskiden de böyleydi. Cumhurbaşkanı icra bir yetkiye sahip olmamasına paralel olarak görevi ile ilgili siyasi sorumsuzluğu esas olacaktır. Yetkili değil, sorumsuz. Evet. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı hukuki ve cezai sorumluluğu ilişkin esasla anayasa düzenleyerek yargılama kanunu elbette çok güzel. Evet, yani bunu söylerken şu çok önemli. Neye yetkiliysen ondan sorumlusun. Sana ne sorumluluk yüklendiyse onlar senin yetki alanında. Yani yetki bende, sorumluluk sende gibi bir şey olmuyor. Olmaz, olmamalı. Bunu söylüyor, tekraren söylüyor. Geçtik Bakanlar Kurulu. Başbakan ve bakanlar meclise karşı hem bireysel hem de kolektif olarak sorumlu tutulacaktır. Ben yaptım, bütün sorumluluk bende deyip değil. Ben yaptım, hep beraber sorumluyuz gibi bir icraat. Dolayısıyla burada da bir denetim, kendi içinde bir denetim mekanizması var. Bakanlar Kurulu Başbakan tarafından atanacak. Başbakanın başkanlığında toplanacak. Evet. Cumhurbaşkanı mecliste en çok milletvekiline sahip siyasi partiye hükümeti kurma görevini verecek. Tamam. Hükümetin anayasada öngörülen sürede kurulamaması halinde bu görev milletvekili sayısına doğru orantılı olarak diğer siyasi partilere sırasıyla verilecektir. Yani çok değişik bir şey yok. Şurada 60'a takıldı Cumhurbaşkanı. Meclis partilerin tarafsızlığını tamam sağlamak için yalnızca bir dönem için seçilecek milletin ve devletin birliğini temsil eden devletin başı sıfatıyla temsil görev yetkilere sahip tarafsız bir makam olarak düzenlenecek. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiyle ilişiği kesilecek. Aktif siyasi. Yani partisiz dışarıdan birisi de olabilir. Cumhurbaşkanı seçilebilir. Burada anlamadığım şey şu. Cumhurbaşkanı kim seçecek? Ben mi görmüyorum yoksa burada yazmıyor mu? Görev süresi 7 yıl, bir dönem için seçilecek. Evet. Cumhurbaşkanı Bakan Milletvekili Birliği'ni temsil eden basın temsil ve yetkilerse tarafsız makam olacak. Tamam. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisinin ilişiği kesilecek. Dışarıdan da olabilir parti dışı birisi. Dolayısıyla meclis içinde bağımsız bir milletvekili de olabilir ya da dışarıdan biri de olabilir. Kim seçiyor? Kim seçiyor? Belli değil. Meclis mi seçecek, halk mı seçecek Cumhurbaşkanını? Buradan anlamadık. Tekrar bakarım sonra. Anlamadım. Yok. O belirsiz. Kafam takıldı.
Kim seçiyor Cumhurbaşkanını? Bulursam sonra videonun altındaki yere yazarım. Şu an için görmedim. Cumhurbaşkanını kim seçtiğini görmedim. Bakanlar Kurulu'nda geçtik. Hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla hükümetin kurulmasına basit çoğunluk. Güzel. Düşürülmesinde ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu esas alınacaktır. Somut, güzel cümleler, hükümler. Şaibe yok. Öyle mi demek, böyle mi demek, o onu mu demek istemiş, bu buna mı dokundurmuş, ona mı çağrıda bulunmuş, hiç yok. Bak ne güzel. Orada tak 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 tak. Hükümete istikrar kazandırmak için Gen Soru ile yapıcı güvensizlik oyu birleştirilecek. Yapıcı güvensizlik oyu nedir bilmiyoruz hala. Geldiğimiz noktada hala yapıcı güvensizlik oyu nedir bilmiyorum. Hükümetin düşürülebilmesi, meclisin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yeni hükümetin seçilmesi şartına bağlı olacaktır. Yani somut hükümler. Böylece bir yanda hükümetin düşürülmesi zorlaştırırken diğer yandan olası hükümet krizleri de önlenecekti. Öyle olsun tabii. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde yeni hükümetin kurulması güvence altına alınmadan mevcut hükümet düşürülemeyecektir. Güzel, somut, anlaşıldı. Ama pratikte nelerle karşılaşılabilir? Bunun da düşünülerek bunun buraya yazılmış olmasını diliyorum. Olağanüstü hal yönetimi. Cumhurbaşkanı ya da Bakanlar Kurulu tek başına o hal ilan edemiyorlar. Güzel. Cumhurbaşkanı başkan da toplam Bakanlar Kurulu'na ait olacak. Peki. Bu yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına tabi tutulacaktır. İstisnai niteliğinde o hal için süreler kısaltılacak falan filan. Anladık. Cumhurbaşkanı yetkisi yok. Sorumsuzluğu da var. Yetkisi de yok. Dolayısıyla zaten OHAL ilan etme yetkisi yok. Bakanlar Kurulu'nun tek başına OHAL ilan edemiyor. Peki nasıl diyor? Bakanlar Kurulu tek başına edemiyor ama Cumhurbaşkanı'nın yetkisi yok. Yetkisiz bir Cumhurbaşkanı. Bakanlar Kurulu tek başına yapamıyor ama Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanırsa Bakanlar Kurulu bu yetkiye sahip. Peki ne diyelim? İşlevi olmayan bir cümle diyelim. Yani bu yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına tabi tutulacaktır. Güzel. Hiç değilse. OHAL rejimin keyfi bir yönetime dönüşmesine engel olmak amacıyla olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerine hukuk sistemimizde yer verilmeyecektir. Verilmesin tabii. Olağanüstü hal kanunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır diyor. Tamam geçelim. Bağımsız ve tarafsız yargı. İlkeler, haklar, özgürlükler. Şu çok önemli. Yargı organlarının hızlı, etkin ve verimli çalışıp adil kararlar verilmesi temin etmek, edebilmek adına Hakimler ve Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak. Yüksek yargı kurulları ile yüksek yargı organlarının yapıları bağımsızlıkları ve demokratik meşruiyetleri güçlendirilecek ve yürütme organının müdahalesini engelleyecek tedbirler alınacaktır. Nasıl? Nasıl? Evet. Görelim nasıl. Yargı bağımsızlığın tesisi. Anayasal ve yasal düzenlemelerin yanında yapısal bir dönüşüm gerçekleşecek. Ne olacak mesela? Hakimlik teminatı güçlendirilecek. Hakimlere coğrafi teminat güvencesi sağlanacak. Hakim mesleği ile savcılık mesleği tam bağımsızlık için birbirlerinden ayrılacaktır. Güzel. Hakimlerle savcıları öyle üst üst yerlerde
Görmek istemiyoruz. Yan yana otururken görmek istemiyoruz. Güzel. Hakimlerin idari görevleri yönünde Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğuna ilişkin anayasa hükmü kaldırılacaktır. Hüküm kaldırılacak. Nokta atışı pat küt yazmış. Tamam. Hakim ve savcılık meslekleri arasında geçiş ancak ilgilinin rızasıyla mümkün olacak. Bu da güzel. Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Adli Kolluk Teşkilatı kurulacaktır. Bu ne? Adli Kolluk Teşkilatı. Bilmiyorum. Kurulacaktır. Ne işe yarayacak? Aa, var da bir şeyleri. Net, spesifik bir cümle. Sevdik. Hakim ve savcıların mesleğe kabullerini ve yükselmelerinde objektif kriterler esas alınacak. Şimdi objektif kriter ne ya? Objektif kriter kime? Yani objektif kriter çok ilginç. Peki, özel yargılama usullerine ve özel yetkili mahkeme uygulamasına son verilecektir. Verilsin. Suç ceza hakimliklerin görev, yetki ve işleyişleri hukuk devletinin gereklerine göre yeniden düzenlenecektir. Tamam. Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Gerekli tedbir ne? Kanun çıkartacaksın. Geçelim. Hukuk eğitiminin kalitesini yükseltmek amacıyla hukuk fakültelerinin sayısı azaltılacak. Akademik kadroları ve müfredatı hususlarında kapsamlı iyileştirme yapılır. Sadece hukuk eğitim kalitesi için mi? Hep yani bütün uzmanlık alanlarına dair eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla bu yapılmalı. Yargılamanın her aşamasında ve duruşma salonlarının düzeninde iddia ve savunma arasında silahların eşitliği ilkesinin uygulanması sağlanacaktır. Bunu anladık ama kavram olarak silahların eşitliğini sevmiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması hukuk devleti ve anayasanın üstünlüğü ilkesinin en önemli gereklerindendir. Tamam. Kararların uygulanması ya da uygulanmamasının geciktirilmesi hukuki güven bakımından ciddi bir sorundur. Tamam. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarıyla uyumlu kararlar alınması güzel ve bu mahkemeler tarafından verilen kararların derhal uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması güzel. Hakimlerin terfilerinde kararlarını verirken özen davranmalarını sağlamak amacıyla verdikleri kararların Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla uyumu temel ölçütlerden biri olarak kabul edilecektir. Sevdik bunu. Temel ölçütlerden biri. Tek başına değil, temel ölçütlerden biri. Güzel, çok güzel. Görevini kötüye kullanmak suretiyle Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararına sebep olup devleti tazminata mahkum ettiren ve zarara uğratan hakimlere ve savcılara bu tazminat ve zararın rücu ettirilmesi sağlanacaktır. Tı 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 tı. Olmaz. Olmaz. Yani bir şey demeyeyim tabii de olmaz. Korku içinde karar ver hakim. Olmaz. Belki terfide şu olur. İşte atamada bu olur, şu olur, bu olur ama tazminat ve zararın rücu ettirilmesi ne? Ne? Olmaz. Başka türlü şeyler çıkar. Yani son derece net bir hüküm olarak bu buraya yazılmış. Tamam, peki içerik olarak bence olmaz. Fikrimi de beyan ettim. Sonuçta bu kayıt benim kaydım. Her ne kadar tarafsız olarak ilerliyorsam da arada bir böyle fikirlerimi beyan etme özgürlüğümü
kullanıyorum. Evet, bu bölümü de burada keselim. Bayağı bir uzadı çünkü. Dördüncü bölümde buluşmak üzere. Merhaba. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninin incelemesi oldukça uzun tuttu. Dördüncü bölüme sarktı. Şimdi dördüncü bölümde artık bunu bitirelim.